Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Hükümet, işçi ve işveren tarafı görüşmelere Aralık ayında başlayacak. Yeni ücret 31 Aralık'a kadar belli olacak. Gözler milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde. 2025 yılı asgari ücreti için görüşmeler Aralık ayında başlayacak. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Asgari ücret belirlenirken birçok veri dikkate alınacak. Enflasyon ve geçinme endeksleri masada olacak. Belirlenecek ücret, kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemleri de etkileyecek. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2025 yılı bütçesi belirlendi. 2024 yılı bütçe hedefleri güncellendi. Yeni bütçe verilerine göre SGK'nın gelirlerinin 2025 yılında %27 artarak 4.7 trilyon liraya, giderlerinin ise %35 artarak 5.2 trilyon liraya çıkması bekleniyor. Böylece kurumun açığının %223 artışla 551.8 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Merkezi yönetim bütçesi içinde 2025 yılında 12.8 trilyon lira gelir ve 14.7 trilyon lira gider hedefi konulmuş durumda. SGK bütçesi merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık üçte birine denk geliyor. SGK'nın prim gelirlerinin önemli bir kısmı SSK ve Bağkur kapsamında asgari ücrete endeksli olarak belirleniyor. 2024 yılı sonunda 2 trilyon 743.2 milyar lira olarak tahmin edilen prim gelirlerinin 2025'te %28.4 artışla 3 trilyon 552.9 milyar liraya çıkması bekleniyor. Bu gelir artışı beklentisinde asgari ücret zammının %25 oranında olacağı varsayımı da bulunuyor. Ancak nihai zam oranının bu tahmini aşabileceği de göz ardı edilmiyor.